Batı Virginia'nın küçük kasabası Elk, yaşadığı yüzyıl boyunca pek çok felaket yaşadı. Ancak 2020 kışında çok farklı bir şey oldu. Noel'den birkaç hafta önce, kasaba sakinleri uyandıklarında 4 kişilik bir ailenin öldürüldüğünü öğrendi. Soygun ya da hırsızlık belirtisi yoktu ve cinayet silahı evde bırakılmıştı. Aile üyelerinden biri de kayıptı. Bugünün hikayesi bizi, uyuyan bir ailenin vahşice katledilmesiyle sarsılan sakin bir kasaba olan Batı Virginia'ya götürüyor. Olayla ilgili ayrıntılar büyük bir isteksizlikle ortaya çıkarıldı. Neredeyse tüm bilgiler açıklandığında bile, halen yapılması gereken toplu görüşmeler vardı. Pink, Kanada Pink Creek üzerinde Elk Nehri yakınlarında bulunan küçük bir Batı Virginia topluluğudur. Finch'e yakın olan bölge daha kırsaldır. Daniel Long ve eşi Risa Sanders'ın ailesi de burada yaşamaktadır. Gavin, Gabe ve Yeymes'in adında 3 çocukları vardı. 13 Aralık 2020'de Risa'nın babası Timothy Sanders, kızının kendisiyle iletişim kurmayı kesmesinden endişe duymaya başladı. 2 gün boyunca onu aramaya çalıştı ancak Risa telefonu açmadı. Timothy kızının evine gitmeye ve onu kontrol etmeye karar verdi. Saat 10.30 sularında vardığında, kilitli olmayan bir kapıdan eve girdi. Ev alışılmadık derecede sessizdi ve Timothy, Daniel ve 39 yaşındaki kızını yatak odasına gittiğinde onları yatağın ayak ucunda ölü buldu. Ayrıca Gabe'in cesedini de buldu. Şoka giren adam hemen komşulara koşarak 911'i arayıp yardım istedi. Timothy acil yardım ekiplerine ailesinin öldürüldüğünü söyledi, ancak soruşturmaya yarayacak hiçbir bilgisi yoktu. Polis ihbar üzerine olay yerine gelip eve girdiğinde, odasında vurulmuş 3 yaşındaki Yeymes'in adındaki en küçük çocuğu buldu. 16 yaşındaki Gavin ise kayıptı. Şerif Mike, kızını kontrol etmeye gelen bir aile üyesinden sabah 10.40 civarında bir çağrı geldiğini söyledi. Olay yerine gelen ilk memurlar, kendilerini arayan kişiyle aynı tabloyu gördüler. 4 aile üyesi öldürülmüştü. Saldırının tam olarak ne zaman gerçekleştiğini bilmediğimiz gibi zaman diliminden de emin değiliz. Bizi arayan aile üyesi 2 gün boyunca kızına ulaşamamıştı. Bu sabah her şeyin yolunda olup olmadığını görmek için gelmişti. İşte o zaman kızı ve ailesini öldürülmüş olarak buldu. Şu anda soruşturma devam ediyor. Yani herhangi bir varsayımda bulunmak için çok erken. Halen bilgi toplama ve yerel halkla görüşme sürecindeyiz. Tüm bilgilerden emin olana kadar herhangi bir haber yayınlayamayız, dedi. Evde bir tabanca ve büyük bir şef bıçağı bulunmuştu. Ali tıp uzmanlarına göre, her bir aile üyesinin ölüm nedeni, 30 cm'den fazla olmayan yakın mesafeden kafaya isabet eden bir kurşun yarasıydı. Ölüm zamanı da belirlenmişti. Aile, 13 Aralık'taki keşiflerinden birkaç gün önce vurulmuştu. Kesin olmamakla birlikte bu olay 9 Aralık'ta gerçekleşmişti. Ne olduğuna dair çok az bilgi vardı. Ölenlerin kimlikleri bile günler sonrasına kadar resmi olarak açıklanmadı. Halkın öğrendiği tek şey polisin bölgenin güvenli olduğundan emin olduğuydu. Olay yereldi, büyük olasılıkla ailenin görülecek kişisel bir hesabı vardı. Polisin asıl amacı, durumu bilinmeyen kayıp çocuk Gavin'i aramaktı. Neyse ki olay yerinden 30 dakika uzaklıkta, Clandon'daki River Road'da bir evde olduğu kısa sürede tespit edildi. Kız arkadaşı Rebecca'nın büyük annesinin evindeydi. Kadın evde olmadığı için ev boştu. İçeri girdiklerinde polis Gavin'i 3. kattaki yatak odasında, bir şifonyerin arkasında saklanırken buldu. Üzerinde bulunan bazı eşyaların üzerinde kana benzeyen izler vardı. Gerçekten de kan olduğu ortaya çıktı ve yapılan analizler kanın Gavin'in 2 küçük erkek kardeşine ait olduğunu gösterdi. Genç sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Telefonunu karıştıran polis, Rebecca ile 9 Aralık tarihli bir Facebook yazışması buldu. O gün ailenin öldürüldüğü gündü.
Gavin, Rebecca'ya kardeşlerinin en küçüğü olan James'ini öldürdüğünü itiraf etmişti. Ancak bununla yetinmeyip içten bir itirafta da bulundu. Ancak daha sonra bunun tutuklama ve fiili ceza ile sonuçlanacağının kendisine bildirilmediğini iddia etti. 17 yaşındaki Rebecca da tutuklanırken, tüm göstergeler onun ne olduğunu bildiği ve Gavin'i korunduğu yönündeydi. Şerif, Kanaha İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olaya karışan bir şüpheliyi daha tutukladığını açıkladı. Bu dava yetişkinleri içeren standart bir dava gibi değil çünkü onlar halen çocuk ve biz de sınırlı durumdayız. Ne yazık ki elimiz kolumuz bağlı. Her ne kadar istesek de, şu anda şüphelilerle yetişkinlerle yapabildiğimiz soruşturma çalışmalarını yapamıyoruz, dedi. Suç tamamlandıktan sonra Gavin önce ormanda saklandı, ardından da doğruca Rebecca'nın evine gitti ve kalan 4 gün boyunca orada saklandı. Sevgilisinin işlediği suçtan haberdar olan Rebecca polisle temasa geçmemişti. Telefon kayıtları çiftin sadece cinayetten sonra değil, cinayet sırasında da görüntülü olarak görüştüğünü gösteriyordu. Gavin, suçun ciddiyeti nedeniyle 4 kez birinci derece cinayetle suçlanıyordu. Gavin ve Rebecca yetişkin olarak yargılanmıştı. Davayla ilgili tüm temel bilgiler her duruşmada açıklandığından, mahkeme salonu ailesini öldürdüğünü itiraf eden genç adamın yüzünü görmek isteyen gazetecilerle doluydu. Gavin gözaltında duruşmayı beklerken, Rebecca Haziran 2016'da Batı Virginia ve Virginia'nın çevre bölgelerinde meydana gelen yıkıcı seller hakkında konuşmaya başladı. 12 saat içinde 16 ila 20 santimetre arasında yağmur yağmış, Elk Nehri taşmış ve su seviyesi 1,5 metre yükselmişti. Birçok ev sular altında kaldı. Su seviyesi düştüğünde 23 kişi öldü ve binden fazla kişi yaralandı. 12 ilçe selden zarar gördü. Rebecca'nın ailesi en çok zarar görenlerden ve neredeyse her şeyini kaybedenlerden biriydi. Yıllar sonra, Rebecca annesinin ölümünü halen zor karşılıyordu. Kızla çalışan bir psikolog, okulda çekingen olduğunu ve içine kapandığını belirtti. Annesinin ölümünün bıraktığı psikolojik travmanın etkileri, kişiler arası temas ve ilişkileri sürdürmesini engelliyordu. Bu nedenle, erkek arkadaşı Gavin'in zararlı etkisine kolayca yenik düşmüştü. Rebecca'nın avukatı gençlerin ilişkisini, mükemmel bir fırtına olarak nitelendirdi. Gavin ve Rebecca'nın birlikte geleceklerine dair kurdukları hayaller nedeniyle bir araya geldiklerini iddia etti. Ne yazık ki Gavin bundan faydalandı ve bugün burada olmalarının nedeni de buydu. Gavin evde psikolojik tacize uğradığını iddia etti ve Rebecca'ya onunla birlikte olmak için kaçmak istediğini söyledi. Kız ona yardım etmek istedi ama nasıl yapacağını bilmiyordu. Rebecca mahkemede mektubunu okumaya çalıştı, ancak duygularına o kadar yenik düşmüştü ki kelimeler cümle haline gelemiyordu. Mektup yargıca teslim edildi. Rebecca'nın Gavin'in cinayet planlarını olaydan bir ay önce öğrendiği ortaya çıktı. Risa'nın babası Timothy'ye göre olay hiçbir uyarı ya da ön koşul olmaksızın gerçekleşmişti. Ailemi bu yüzden kaybettim, onlar da bu yüzden sebepsiz yere hayatlarını kaybettiler. Ama bunu hak etmediler, dedi. Temmuz ayında Rebecca 4 suçlamayı da kabul etti. Bir yetişkin olarak, içten itirafı karşılığında, birinci derece cinayet suçlaması düşürüldü. Kız 10 yıl hapis cezası aldı. Mahkeme bu hoşgörüyü Rebecca'nın muhtemelen Gavin'in etkisi altında olmasına bağladı. Ancak yargıç, bu gençlerden gelecekle ilgili söz kabul etmediğini açıkladı. Bu fikirleri bencilce olarak adlandırmanın daha doğru olacağını, çünkü çiftin 4 hayat pahasına birlikte bir geleceği güvence altına almak istediğini söyledi. Gavin Aralık 2022'de mahkemeye çıktı. Savunma ülkesi, bencilce motive edilmiş cinayet iddiasını reddetti. Savunma avukatı, yaşananları bir kız uğruna bir aileyi öldürmek olarak tanımlamanın zalimce ve kalpsizce olduğunu belirtti.
Ayrıca, Gavi'nin savunma avukatı, müvekkilinin ailesini öldürdüğü gerçeğini inkar etmediğini, ancak ana unsurun Gavi'nin sahip olmadığı kötü niyet olması gerektiğinden, gencin birinci derece cinayette suçlanamayacağını belirtmek istediğini söyledi. Avukat tam tersine, gencin evde istismara uğradığı ve çocukların en küçüğü olan 3 yaşındaki Jameson'ı büyütme sorumluluğunun da kendisinde olduğu konusunda ısrar etti. Küçük kardeş zaman zaman Gavin'e baba bile diyordu. Gencin savunma avukatı mahkemede, avluya açılan kapıya bir asma kilit asıldığını söyledi. Ancak bu sadece içeriden ya da dışarıdan açılabilen bir asma kilitti. Böylece, Gavin'in ailesi onun kendini kilit altında hissetmesini sağladı. Şimdi önümüzde üvey babası tarafından sıkıştırılan genç bir çocuğun hikayesi var. Avukat, jürinin buzdolabının üzerinde bir asma kilit olduğunu fark edebileceği olay yeri fotoğraflarını gösterdi. Bunun nedeni, Gavin'in üvey babasının sadece evden çıkmasını engellemekte kalmayıp aynı zamanda yiyeceğe erişimini de kısıtlamasıydı. Avukat, Gavin'in bu rejimden kaçmak için birkaç girişimde bulunduğuna dair kanıtlar sunmuştu. Polis memurlarından birinin ifadesine göre, Gavin'le her konuştuğunda, tüm hayatı okul ve ev olduğu için duygu yoğunluğu yaşadığını itiraf ediyordu. Okulu çok sevdiğini ama küçük kardeşi Jameson'ı büyütmenin, onu beslemenin ve giydirmenin sorumluluklarının çocuğa çok ağır geldiğini söyledi. Ayrıca dolapların ve buzdolabının kapılarındaki bazı kilitlerden de bahsetti. Daha sonra söz alan Gavin'in büyük babası Timothy, buzdolabı ve yemek dolaplarındaki kilitlerin, çocukların ölçüsüz yemek yemeleri nedeniyle gıda tüketimini kontrol altına almak için gerekli olduğunu açıkladı. Timothy ayrıca kızının evine nasıl girdiğini ve cesetleri yatak odasında nasıl bulduğunu da hatırladı. "Işığı açtım ve yerde yatan cesetleri gördüm. Odaya girmeye çalışıyordum ve bir şeye takıldığım için ışığı açtım," dedi. Rebecca erkek arkadaşını savunmaya başladığında jüri, Gavin'in ailesinin ilişkilerini onaylamadığını, bu nedenle çiftin ilişkilerini gizlemek zorunda kaldıklarını ve sadece görüntülü aramalar ve mesajlar yoluyla iletişim kurduklarını öğrendi. Rebecca'nın ifadesi evde zor zamanlar geçirdiğini ve her şeyin yolunda gitmediğini gösteriyordu. Ne yapacağının, yani ilişkileri de dahil olmak üzere neyi yapıp neyi yapamayacağının söylenmesinden nefret ediyordu. İkisinin de çok istediği bir şey olmasına rağmen birbirlerini görmeleri yasaktı. Olanların ana nedeni, Gavin'in ailesinin onaylamaması nedeniyle ilişkilerini gizlemek zorunda kalmalarıydı. Büyük annesi uzaktaydı ve Gavin'le birlikte onun evinde vakit geçirebiliyorlardı. Sık sık Gavin'in neden evden kaçtığı hakkında konuşuyorlardı ve Rebecca onun sinirlendiğini görüp bu sorunu nasıl çözeceğini sorduğunda, Gavin ailesini öldürmek istediğini söyledi. Rebecca bunun birlikte olmaları için tek seçenek olduğunu itiraf etti. 9 Aralık'ta çift, Gavin evdeyken video bağlantısı aracılığıyla konuştu. Gencin silahı ve bıçağı vardı. Rebecca o sırada onun evinde değildi ama video bağlantısı aracılığıyla konuşmuşlardı. Onu cesaretlendiriyor ve acele etmesini söylüyordu. Gavin üvey babasını ve annesini öldürecekti. Bıçakla ilgili olarak, Rebecca her bir aile üyesini nasıl öldüreceğini tam olarak hatırlayamıyordu, ancak hem bıçak hem de silahın işin içinde olduğunu hatırlıyordu. Rebecca cinayet anını görmediğini ya da olanlara tanık olmadığını çünkü telefon ekranında hiçbir şey görünmediğini iddia etmişti. Ancak, tam olarak ne zaman bittiğini biliyordu. Ekrandan Gavin'in yüzünü gördüğünü ve onun paniklediğini, gergin ve korkmuş göründüğünü söyledi. Onu sakinleştirmeye çalışmış, her şeyin bittiğini ve yakında her şeyin yoluna gireceğini söylemişti. Gavin'in davasındaki ana mesele, genç birinci derece cinayette suçlandığı için çözülemeyen kasıt meselesi olarak kaldı. Bu hem savunma avukatı hem de savcı için çok önemli bir argümandı. Rebecca'nın avukatı, Gavin'in ailesinin 4 üyesini öldürdüğünü belirtmişti. Asıl soru, kötü niyetle ve hesaplayarak hareket edip etmediydi. Ancak resmi evraklarda onun kötü niyetli ve şeytani bir ruha sahip olduğu belirtiliyordu.
Savcı bu açıklamayı yaptı, kötü niyet hakkında konuşalım, bayanlar ve baylar. Başka bir insana yönelik bir zalimlik eylemidir. Lütfen bana bir silah alıp tüm ailenizi vurmanın kasıt olmadığını söyler misiniz? Kötü niyet haklı görülebilir ama bu davada değil. Bu davadaki hiçbir şey işlenen cinayeti haklı çıkarmaz, dedi. Duruşma 4 gün sürmüştü, 3 gün tanıkların dinlenmesi ve bir günde kararın tartışılması için ayrılmıştı. Bu süre zarfında Gavin savunmasını yapmadı. Yargıcın kararı, bayanlar ve baylar, sanık Gavin, iddianamenin ikinci bölümünde yer alan birinci derece cinayet suçundan makul şüphenin ötesinde suçlu bulunmuştur. Daha önce de anladığınız üzere, Gavin 3 kez birinci derece cinayet ve bir kez de ikinci derece cinayette suçlanmıştır. Ancak jüri üyelerinden Stephen, küçük kardeşin katledilmesinin hangi dereceye atfedileceği konusunda uzun süre tartıştıklarını belirtti. Ailesinin odasındaydı, Gavin'in orada olması beklenmiyordu. Bu da aslında kardeşini öldürmeyi planlamadığı anlamına geliyordu. En küçük yeğmesin odasında ölü bulundu. Bu da cinayetin kesinlikle önceden planlandığı anlamına geliyordu. Gavin bir yetişkin olarak yargılanmasına rağmen, Batı Virginia yasalarına göre aslında bir yetişkin değildir. Bu kadar genç yaştaki bir kişi şartlı tahliye olmaksızın ömür boyu hapis cezası alamaz. 15 yıl içinde büyük olasılıkla hapisten çıkabilecektir. Çıktıktan sonra ne olacağını göreceğiz. En yakın ve en sevilen insanların nasıl birer haine dönüşebileceğine dair korkunç bir hikaye. 17 yaşındaki bir kız, annesi ve üvey babasıyla tartıştıktan sonra garip koşullar altında ortadan kayboldu. İlk başta evden kaçmaya karar vermiş gibi görünüyordu, ancak kapsamlı bir soruşturmadan sonra polis tüylerinizi diken diken edecek gerçeği ortaya çıkardı. 17 yaşındaki Bernadette Walker ailesiyle birlikte İngiltere'nin Peterborough şehrinde yaşıyordu. Liseden mezun olduktan sonra yerel bir üniversiteye kaydoldu ve fotoğrafçılık okumak için bir tutku geliştirdi. Gelecekteki yaşamını yaratıcılıkla birleştirmeyi planlıyordu. Akrabaları ve tanıdıkları onu utangaç ama çok arkadaş canlısı ve pozitif bir kız olarak tanımlıyordu. Çok sayıda arkadaşı vardı, ancak onlarla çoğu zaman sosyal medya aracılığıyla iletişim kuruyordu. Annesi 37 yaşındaki Sarah'ın 9 çocuğu vardı. Yaratıcılıkla uzun bir süre Scott Walker ile çıkmış ve birlikte yaşamıştı. Evli olmamalarına rağmen, kadın kendisi ve çocukları için onun soyadını aldı. 2018 yılında Sarah ve Scott ayrıldılar ama aynı evde yaşamaya devam ettiler. Bunu yaparken Sarah yeni bir ilişkiye başladı. Scott, Bernadette'nin üvey babasıydı ama Bernadette ona baba demeye alışkındı. Her şey çok garip görünüyor, ancak aile işlevsiz olarak adlandırılamazdı, en azından geçim sıkıntısı çekmiyorlardı. Bernadette, 17 Temmuz 2020'de geceyi Scott'un anne ve babasının evinde geçirdi, onlar da büyük annesi ve büyük babasının yerini almışlardı. Ertesi gün Scott onu eve götürmek üzere aldı ve burada garip bir şeyler olmaya başladı. Scott'a göre yolculuk sırasında aralarında bir tartışma çıkmış ve kız arabadan inerek bilinmeyen bir yöne doğru kaçmıştı. Scott, kendi ifadesine göre Bernadette'yi o zamandan beri görmemişti. Kayboluşundan 3 gün sonra, 21 Temmuz'da Bernadette'nin annesi polisle temasa geçmişti. Arama sabah saat 3'te yapılmıştı. Sıra onu ve Scott'ı en son 18 Temmuz'da, Bernadette arabadan çıktıktan bir süre sonra gördüklerini bildirmişti. Annesine eve gitmek istemediğini ve bir süre eski erkek arkadaşıyla kalmayı planladığını belirten bir mesaj atmıştı. Sarah'a göre bu kızının evden ilk kaçışı değildi ama her seferinde geri dönüyordu. Birkaç kez daha mesajlaştılar ama 20 Temmuz'da Bernadette onunla iletişim kurmayı kesti. O gün gece saat 1 sularında annesine yakında evde olacağına dair bir mesaj attı. Ağabeyi Bernadette'nin eski erkek arkadaşıyla irtibata geçmeye karar verdi ve ondan annesini aramasını söylemesini istedi.
Ancak genç adam, Bernadette'nin ne evine geldiğini ne de kendisiyle iletişime geçtiğini belirtmişti. Annesi Bernadette'nin birkaç arkadaşına yazdı, ancak hepsi kızın onlarla birlikte olmadığına dair geri dönüşler yaptı. Bunun üzerine polise başvurmaya karar vermişti. Kameraman Sarah'dan kızın en son ne zaman görüldüğü hakkında bilgi vermesini istedi. Scott ile arabada kavga ettiklerini duyduktan sonra, çatışmanın nedenlerini sordu. Sarah bir gün önce kızıyla kavga ettiğini ve bu yüzden geceyi Scott'un ailesinin evinde geçirmeye karar verdiğini itiraf etti. Üvey babası onu almaya geldiğinde, Bernadette'den annesinden özür dilemesini istedi. Ancak kız eve gelmeyeceğini söyledi, arabadan indi ve kaçtı. Scott ona yetişmeye çalışmış ama başarılı olamamıştı. Operatör bu olayı çok garip bulmuştu. Ancak polis ciddi bir araştırma yapmak için bir neden bulamadı. Her şey kızın tehlikede olmadığını ve er ya da geç eve döneceğini gösteriyordu. Ancak kısa süre sonra dava başka bir dedektife devredildi. Çok garip bir dizi gerçek onu ciddi şekilde alarma geçirdi. Polis Bernadette'nin evini aradı ve Scott'la da konuştu. Birkaç gün sonra cinayet masasının olayla ilgilendiği öğrenildi. Kızın odasında yapılan bir arama sırasında polis, kızın kişisel günlüğünü buldu ve bu da olaya tamamen farklı bir açıdan bakmalarını sağladı. Bernadette kaybolmadan kısa bir süre önce annesiyle tartıştığını yazmış ve tartışmanın nedenlerini de not etmişti. O gün annesine korkunç gerçeği anlatmaya karar verdi, Scott son 7 yıldır onu taciz ve tecavüz ediyordu, kız ayrıca banyoya ve yatak odasına gizli kameralar yerleştirdiğini de ekledi. Bernadette annesinin kendisine yardım edeceğini umuyordu, ama annesi bunun yerine kızına yalancı dedi ve skandal yüzünden polise gitmeye cesaret edememesi için onu tehdit etti. Bernadette geceyi büyükanne ve büyük babasının evinde geçirmeye karar verdi. Ertesi gün onu almaya gelen kişinin Scott olması polise çok garip geldi. Dedektifler bir soruşturma başlattı ve Scott tuvalete kamera yerleştirdiğini inkar etmedi, ancak açıklaması daha da fazla soru işareti yarattı. Bunu, tuvalete şeker paketleri sakladığı iddia edilen Bernadette'yi yakalamak için yaptığını iddia etti. Doğal olarak polis bu açıklamaya inanmadı ve daha derinlemesine araştırmaya başladı. Soruşturmada rahatsız edici bir ayrıntı daha ortaya çıktı, Scott'un telefonu, Bernadette'yi ailesinin evinden aldıktan hemen sonra 90 dakika boyunca kapalı kalmıştı. Telefon tekrar açıldığında, Scott 9 dakikalık bir arama yapmış ve bu aramanın kaydı tutulmamıştı. Tüm bu gerçekler korkunç bir şey olduğunu düşündüren pek çok kanıt sunuyordu ve dedektiflerin korkunç bir teorisi vardı. Scott, Bernadette'yi aldıktan hemen sonra öldürmüş ve 90 dakika içinde cesedini, polisin yerini tespit edememesi için telefonunu kapatarak saklamış olabilirdi. O günün ilerleyen saatlerinde Sarah'ı arayıp olanları anlattı ve ondan kızının cinayetini örtbas etmesine yardım etmesini istedi. Dedektifler, eğer bu teori doğruysa, Bernadette'nin annesinin gerçeği bildiğinin ve ona yardım ettiğinin garanti olduğunu fark ettiler. Polis soruşturmaya devam ederken Sarah ve Scott da boş durmadı. Anne, el ilanları dağıtarak ve yayınlayarak halkı kızını aramaya yardım etmeye çağırdı. Ayrıca sosyal medyada dokunaklı bir yazı yazarak Bernadette'yi iletişime geçmeye ve iyi olduğunu söylemeye çağırdı. Paylaşımında ayrıca tüm ailenin endişeli olduğunu ve onu sevdiğini vurguladı. Bernadette'nin kaybolmasından 7 hafta sonra polis, vakanın cesetsiz cinayet olarak yeniden sınıflandırıldığını duyurdu. Ceset olmadan birinin suçlu olduğunu kanıtlamak çok zor olduğu için, bu tür vakalar son derece nadirdir. Ancak dedektifler kızın artık hayatta olmadığına inanıyordu. Davanın yeniden sınıflandırılmasının hemen ardından, polis önce Scott'u sonra da Sarah'ı gözaltına aldı. Ancak şu soru ortaya çıktı, Bernadette'nin kaybolduktan sonra arkadaşlarına ve annesine gönderdiği tüm o mesajlar nereden gelmişti? O zamana kadar polis cevabı çoktan bulmuştu. Sarah ve Scott'un hareketlerini ve akıllı telefonlarını izlediler ve kızın kaybolduğu günden beri telefonun saklama konteynerlarının kiralandığı bir depoda olduğu sonucuna vardılar. Sarah ve Scott'un akıllı telefonlarının coğrafi konumlarını inceleyen polis, Bernadette'nin kaybolmasından sonraki iki gün içinde bu bölgeye birçok kez gittiklerini tespit etti.
Dolayısıyla bu mesajları onun telefonundan gönderiyorlarmış gibi görünüyordu. Bu versiyonu destekleyen bir başka olgu da Bernadette'nin hesabından mesaj alan arkadaşlarından birinin şüphelerini poliste paylaşmasıydı. Yazım tarzının Bernadette'ninkinden tamamen farklı olduğunu ve başlangıçta bir şeylerin yanlış gittiğinden şüphelendiğini belirtmişti. Tüm bu kanıtlara dayanarak polis Scott ve Sarah hakkında adaleti engelleme suçlamasıyla dava açtı. Ayrıca cinayette de suçlandılar. Scott suçunu reddetti ve kızın gerçekten de arabasından kaçtığı konusunda ısrar etti, ancak olayın gerçekleştiği yeri polise tam olarak söyleyemedi. Dedektifler kanıtları önüne serdiğinde ve hapse girme riskinin ne kadar olduğunu söylediğinde Sarah çok daha işbirlikçi davrandı, kadın konuşmaya başladı ve Bernadette'nin kaybolduğu gün kızının telefonundan ve hesaplarından mesajlar gönderdiğini itiraf etti. Scott onu aramış ve izini kaybettirmek için yardımını istemiş, ancak kadın Scott'un ona cinayetten bahsetmediğini iddia etmişti. Sadece, yardım etmeyi reddettiği takdirde kendisini ve yeni sevgilisini şiddet uygulamakla tehdit ettiğini söyledi. Sarah, katile sadece kendi hayatından korktuğu için yardım ettiği teorisine bağlı kalmaya başladı. Aynı zamanda, dedektifler kızının kaybolmasından sonra başka bir garip anı keşfettiler. Sarah Google'da bir cep telefonunun nasıl takip edileceğini araştırmıştı, bu da örtbas etmek için ciddi bir çaba sarf ettiğini gösteriyordu. İtirafa rağmen, dedektiflerin Bernadette'nin cesedinin yeri hakkında hala hiçbir fikri yoktu. Scott telefonunu kapattığı için arama alanını yaklaşık olarak bile belirleyemiyorlardı. Elbette Scott'un kendisi de bu bilgiyi paylaşmak için acele etmiyordu çünkü bu onun suçluluğunu teyit edecekti. Ancak yine de cezadan kaçamadı. 10 Eylül 2021'de son duruşma yapıldı ve Scott Walker Bernadette cinayetinden suçlu bulundu. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı ve 32 yıl sonra serbest bırakılma talebi hakkına sahip oldu. Sarah'a gelince, adaleti engellemekten 6 yıl hapis cezası aldı. Bu ceza pek çok kişiyi öfkelendirdi çünkü kadın utanmadan kendi kızının katilini örtbas etti. Ancak mahkeme daha ağır bir ceza veremedi çünkü Sarah'ın cinayetten haberdar olduğuna dair ellerinde hiçbir kanıt yoktu. Polis, Scott'un kızın cesedini saklamış olabileceği yerleri araştırmaya devam ediyor ve er ya da geç bulunacak. Bu hikaye bir kez daha en yakın insanın bile böylesine iğrenç bir şekilde hareket edebileceğini gösteriyor. Bir öz annenin kızına bunu yapabileceğine inanmak zor ama gerçeklerden kaçış yok. Scott'a gelince, hayatının geri kalanını hapiste geçirmeyi hak ediyor. Bu sapık herif, kirli işlerini örtbas etmek için kendisine baba diyen kızı öldürmeye karar verdi. Sizin bu dosyadaki çıkarımlarınız nedir? Sizde varmış olduğunuz sonuçları bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın.